Kuyruğu'da Kastamonu Seydiler ilçesinde bulunan Ahşap Üretim Sanayi Fabrikası Azdava Entegre'yi gezeceğim. Ahşap severler ve ilgili bölüm öğrenciler için faydalı olacağını düşünüyorum. Kendi merakımdan doğan burayı görme isteğim sonucu geldim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım merakınızı giderecek faydalı bir video olur. Mekanda çok fazla makine sesi olduğundan kendim biraz sesli konuşmak zorunda kaldım ve makine sesi de fazla gelebilir. O bakımdan size bakmayın. İyi seyirler dilerim. Kepçeyle fabrikaya getiriliyor. İşlenmesi için buraya kepçe yardımıyla geliyor böyle. Zaten giriş kısmında bayağı geniş. Yani çok rahatlıkla içeri sokulabiliyor. Burada bir masa gibi buraya koyuluyor. Bayağı geniş ağaçlı. Bunlar köknar büyük ihtimal. Buraya geliyorlar. En hali bir şekilde. Buradan alınıp bu sağ taraftaki makinede işleniyor. Buraya tomlukla makineyle alınıyor. Burada kesim işlemi yapıyor tomlukların. Tomrukların dört bir kenarı kesiliyor arkadaşlar. Sonrasında kerestelik kısmı da bu taraftan buraya ayrılıyor. Buradaki makine daha küçük çaplı ağaçları kesiyor. En fazla 20 santim çapındaki ahşaplar için bu makine kullanılıyor. Bunun zaten alabileceği ağız kısmı daha dar. Buradan da kereste parke için olan ürün çıkış yeri de burası. Bu makine parke olarak ayırıyor ahşabı. Orada da bir ayırma işlemi var. Yine burada da aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Burada tam şekilde aslında parkenin. Tam bitmiş hali değil tabii ki. Bundan sonra Kastamonu Entegre'ye yollanıyor bu parkeler.
Bu makine üzerinin kabuğunu soyuyor. Buraya forklift yardımıyla taşınıyor. Burada makinede işleme kesiliyor. Kesilen ağaç. Burada parke uygun ağaçlar, yani kereste şeklinde kesilmiş ağaçlar parke ölçülerine göre burada kesiliyor. Böyle sağlam olanlarını alıyorlar. Tabii sağlam olmayanları da şu arka taraftaki kısma atıyorlar. Bu makine yardımıyla sanayi tıkanıyorlar tabii ki buradakiler. Kesim işlemi yapılıyor. Buraya koyuluyor. Ve burada nakli için düzenleniyor. Kaç tane makine var? Burada 16 tane makine var. Mesela bu makine ikili kapak yerme makinesi. Yani bunda da bundan çıkan mesela kabuk sormuştum ya. O kabukları bunda biz tahtaya çekiyoruz. Tahta parkelik çıkarıyoruz. O ikili kapak yerme. O makine yan alma makine. Yan kabukları alıyor. Yani temiz bir şekilde iki tarafı kabuk olarak çıkarıyor. Yani temizlenmiş bir şekilde işlemliğe aldım dedim. Kamine parke taslağı yapıyor. Bu boylama, baş kesme. Bunda da aynı ebatlama yapıyor. Bunda da ebatlama. Onlar şerit. Onlarda da 60'lık, 70'lik şerit. Onlarda da kenar kabuklarını, dudaklarını çıkarıyor. Orada yanlarını çıkarıyor. Bak bu da bir ayrı işlem yapıyor. Bu yanalmanın küçüğü. Bu da tahta, inşaatlı kereste için o kabuklu malzemenin kenarlarını alıyor. Bu markur, markur. Bunda da yine mesela parkelik, çıkanı parkelik, inşaatlı kereste çıkanı inşaatlık alıyor markurda. Onun arkasındaki tekrar şerit yine mamül hale getiriyor yani. İşlenecek duruma getiriyor büyük domruğu. Yani tomruk bir şekilde işlenmez. Küçül diyor. O alır. Mesela bir tomruktan ne çıkar? Ne yapıyoruz mesela? 5-10 inşaatlı kereste yapıyoruz. Ne çıkar? 3 tane 9 çıkarsa 15 tane 5-10 çıkar. 35 çıkarsa 3 tomruk çıkar. 5-10. Tahta olarak da 20'lik tahta 18'lik tahta hani enini söylüyorum. 20'lik, 18'lik, 15'lik, 12'lik tahta alıyoruz. Bu makine çoklu. Bunda da kapı tereni yapıyoruz. Bu şekilde çekiyoruz bunu makinemizle. Ondan sonra burada ekleme şeyine geçiyoruz. Yani o kısa parçaları burada ekliyoruz. Boy olarak. Altı boy olarak ekliyor. Ondan sonra burada boylamada birleştiriyor mu yani? Evet bak birleştiriyor. Burada birleştirme olayı yapıyoruz. Tabii geçmeli. Bu çok sağlam olur, kırılmaz. Bir tarafta diş açıyor. Alıştırabilir miyim? Olur, güzel olur. Buradaki ahşap parçalar kapı için ayrılıyor. Bu makinede geçme işlemi yapılıyor bu ahşaplara. Sonrasında da bu makinede de bu küçük küçük ahşap parçalar
Bunlar kapı seleni için hazırlanıyor. Böyle uzun parçalar halinde. Yani burada ağacın, ahşabın her kısmı değerlendiriliyor. Yani ufak parçalar dahi olsa. Presleme olayı yapıyor. Burada o fingircilik. Fingircilik dişleri açıyor. Burada presleme olayı bütün olarak altı boy olarak çıkarıyor. İki on iki on boy yapıyor. Evet. Olan ahşapları birleştirdi şimdi. Böyle uzun bir parça haline geldi. Şuradan boyu profil makinemiz var. Profil makinemizde temizlenmiş bir şekilde işlenebilecek hale getiririz. Ondan sonra buradan imal ettiklerimizi firmalara gönderiyoruz. Anlatsın. Pürüzsüz bir şekilde temizlenmiş olarak çıkıyor. Kumparalanıyor. Tabii makinede havalandırma kanalı bu. Havalandırma kanalı açılıyor. Ondan sonra temizleniyor. Kalınlıktan, dereceden geçiyor. Temizleniyor, gönderiyor. Yani tekrikten de çıkıyor bu kanalı. Bunlardan bahsettiğiniz? Bunlar inşaatlık kereste. 10-10 dediğimiz inşaatlık kereste bunlar. Bu da öndeki de 5-10. Bunlar genelde inşaatta ne için kullanılıyor? İnşaatta bu direkler yapıyoruz. Hani başka türlü... Peki bunlar? Bunlar da aynı. Aynı. Mesela bunu altına direk yapıyorlar. Bunları da yanlarına çakıyorlar. Değiştiriyorlar inşaatı. Kalıbı tahtaya düşmez için. Yani beton dökecekleri zaman... Hayır, inşaatlık malzeme. İnşaatlık için hazırlanılıyor. Bunlar 5'e 10 keresteler. Bunlar da 10'a 10'luk şekilde ayrılıyor. Bu da markör. Bunda da tahta, 5-10, parkelik, ne çıkacaksa hepsini yapar yani. Bir anda yani. Bir seferde ne yapmak istiyorsan onu çıkarabilirsin burada. Bu boylama makinemiz. Yurt dışına mal yaparken de boyluyoruz. Mesela adam tam net 6 boy istiyor. Hepsini 6 boy, 6 boy, 6 boy, 6 boy, 6 boy, boyluyoruz. Böyle bu da boylama yani. Bak. Yani başkentme, boylama, öyle bir şey. Anladım. Bu boylama madem. Bunları ihale yoluyla mı satıyorsunuz? Yok, ihale yoluyla değil. Mesela bazı firmalar var. Tahta ihtiyacı olan var. Mesela bizim parke yapıyoruz diye var. Lamina parke taşlar yapıyoruz. Onu telefonla yani dünyaca ünlü parkeci telefonu. Devam, anlaşmalı. Devamlı oraya yapıyoruz. Mesela kereslerini 3-4 yerimiz var. Devamlı onlara yapıyoruz. Belli yerlere. Belli yerlere. Tabii. Bizde o sürede yok. Mesela biz buradan gelip alamıyoruz. Alırsınız. Alıyor muyuz? Tabii alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Ahşap üretim şekli ve makineleri bu şekilde. Bence bizim için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Burada toplam 16 tane makine var arkadaşlar. Bu alanda ve dediği gibi firmalara çalışıyorlar. Buradaki her makine farklı işlemi yapıyor. Burada yerinde görmek istedim ve bunları göstermek istedim.